Merhaba arkadaşlar. 45. bölüm. Zarfları öğrenmeye devam ediyoruz. Первое слово нормально. Нормально. Русчада нормально kelimesi hem normal olabilir, hem iyi, hem idare eder, hatta güzel anlamına da gelebilir. Bakalım örneklere. Как дела? Как дела? Нормально. Нормально. Nasılsın? İyiyim. Ne iyi, ne kötü? Normal. Стандарт бир cevap Türkçe'de iyiyim, Rusça'da нормально ya da хорошо. Evet, ikinci örnek. Как вы вчера провели время? Нормально так посидели. Dün nasıl geçti? İyi vakit geçirdik valla. İyi vakit geçirdik valla. Нормально так посидели. Buradaki anlam iyi, hatta güzel de olabilir. Bir resime bakalım. Нормально все. Нормально все. Her şey yolunda demek. İkinci kelime, zarf, весело. Весело. Как? Весело. Nasıl? Neşeli, eğlenceli. Neşeli, eğlenceli. Eğer sıfat olsaydı, веселый, веселое, веселое olurdu. Ama buradaki kelime, zarf. Bakalım örnekleri. Дети весело поют песню. Çocuklar neşeyle şarkı söylüyorlar. Çocuklar neşeyle şarkı söylüyorlar. Nasıl söylüyorlar? Neşeyle. Как поют? Весело. İkinci örnek. Вчера на вечеринке было очень весело. Dünkü parti çok eğlenceliydi. Dünkü parti çok eğlenceliydi. Yani eğlenceli bir ortam vardı. Söz konusu. Burada весело diyoruz. Вчера на вечеринке было очень весело. С тобой всегда весело. Üçüncü örnek. Seninle her zaman eğlenceli. Vakit geçiyor mesela. Ya da çok keyif alıyorum seninle bulunduğum zaman. Bu anlamda. С тобой всегда весело. Нудно. Нудно. Sıkıcı. Resime bakalım. Çocuk sıkılıyor. Bir ders çalışması lazım ama sıkılıyor. Nudna. Evet. Этот учитель объясняет темы очень нудно. Bu öğretmen dersleri çok sıkıcı anlatıyor. Mesela anlatmak yerine okuyor. Bazen göz atıyor, bazen gözünü kaldırıyor öğrencilerine. O zaman ders sıkıcı oluyor. Örnekler vermiyor, sadece okuyor. O zaman gerçekten sıkıcı bir ders oluyor. Buradaki olay nudna. Nudna. Evet. Так нудно, что спать хочется. Так нудно, что спать хочется. Öyle sıkıcı ki uykum geliyor. Öyle sıkıcı ki uykum geliyor. Bir sonraki kelime превосходно. Превосходно. Mükemmel. Mükemmel. İkinci O harfine vurgu düşüyor. Eğer bir kelimede pre gördüyseniz, pre ile başladıysa demek ki buradaki anlam çok ya da fazla. Mükemmel kelimesi ne anlama geliyor? Güzelin bir daha fazlası. O yüzden pre'yi gördüysek demek ki bir şeyin çok olmasın. Evet. Örnek. Они справились с работой превосходно. İşlerini mükemmel bir şekilde bitirmişler ya da yapmışlar. Они справились с работой превосходно. İşlerini mükemmel bir şekilde bitirmişler. Просто превосходно. Mükemmel ötesi. Demek istiyorsak birinin çalışmasını değerlendirirken ve gerçekten beğendiysek o zaman diyoruz просто превосходно. Mükemmel ötesi. Sadece güzel demeyelim. Bunu da kullanalım bazen. Resime bakalım. Nicolas Cage. Да ладно. Мне казалось все превосходно. Да ладно. Ne demek? Да ладно şu. Hadi ya. Hadi ya. Мне казалось, bana öyle geliyordu ki все превосходно. Her şey mükemmeldi.
her şey mükemmel olduğunu düşünüyordum, diyor buradaki adam. Полезно, полезно, faydalı, yararlı. Faydalı, yararlı. Полезно, полезно. Фрукты и овощи. Это очень полезно. Фрукты и овощи. Это очень полезно. Meyve ve sebze çok faydalıdır. Meyve ve sebze çok faydalıdır. Читать книги очень полезно. İkinci örnek. Читать книги очень полезно. Kitap okumak çok faydalıdır. Zıt anlamlısı вредно. Вредно. Zararlı. Zararlı. Kurить вредно для здоровья. Sigara içmek sağlığa zararlıdır. Kurить вредно для здоровья. Sigara içmek sağlığa zararlıdır. Ve resimdeki yazıya bakalım. Мечтать не вредно. Мечтать не вредно. Artık bir kalıba dönüşmüş bu ifade. Bazen arkadaşlarımıza söylüyoruz. Мечтать не вредно. Hayal etmek zararlı değil. Ben de bu şekilde düşünüyorum. Hayal etmek çok faydalı ama sadece hayal etmek zararlıdır. Sizce nasıl? Yani oturup yatacaksan, böyle hayal edeceksen hiçbir şey gerçekleşmez. Kalkıp çalışmak lazım. Hem de çok çalışmak lazım. Evet. Беззаботно, сон келеме. Беззаботно, беззаботно. Забота келемесинден гелио. Забота бу бир шей яни. Заботиться, бакмак, бирине бакмак. Бир ураш сөз конусу. Беззаботно исе дертсиз, кайгысыз. Без görüyoruz, безсиз оланы белиртиё. Яни беззаботно, дертсиз. Кайгысыз. Evet. Кайгысыз, pardon. Мы беззаботно работали. Örnek. Мы беззаботно работали, пока не пришел новый директор. Yeni müdür gelinceye kadar dertsiz çalışıyorduk. Bazen öyle durumlar oluyor. Evet. Мы беззаботно работали, без дертсиз çalışıyorduk. Та yeni müdür gelinceye kadar, пока не пришел новый директор. İkinci örnek. Мое детство в деревне прошло беззаботно. Çocukluğum köyde kaygısız geçti. Мое детство в деревне прошло беззаботно. Çocukluğum köyde kaygısız geçti. Arkadaşlarım, çok teşekkür ederim. Sonuna kadar izlediyseniz sağ olun. Beğen tıklamanızı rica ediyorum. Kanalımızı yeni keşfettiyseniz abone olun. Zile de basın, yeni videoları kaçırmayasınız diye. Ve eğer videoda herhangi bir hatayı gördüyseniz bana mutlaka yazın. Onu düzeltiriz. Ben de Türkçemi geliştirmiş olacağım. Берегите себя, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.